Altıncı soruda da yine aynı olay olacak. Sıvılar bulundukları kabın her yerine basıncı uygularken katılar sadece temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Tamam. Bir öğrenci katı ve sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili bazı hipotezleri test edecektir. Bunun için bir sürahi meyve suyunu taban alanları ve ağırlıkları eşit olan 4 farklı bardağı. Abi taban alanları ve ağırlıkları eşitse katı basıncı P eşittir F bölü S'den ya da A'dan diyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Bunların Katı basınçları, boş bardakların katı basınçları eşit. Bana bunu söylüyor. Bir bunu anladım. 4 farklı bardağı doldurmuştur. Bardaktaki meyve suları miktarları ve yüksekliği görseldeki gibidir. Şimdi bardaklardaki farklı yüksekliklerde meyve suları var. Tamam mı? Tamam. Bu da neyi meydana getirecek? O zaman her bir bardaktaki meyve suyunun ağırlığı da farklı olacak. Şimdi boş bardaklar aynı ama meyve sularının ağırlıkları farklı. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kullanılan bardaklara verilen hipotez doğrulanabilir? Meyve suyunun yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. 3 ve 4 diyor. Abicim aynı meyve suyundan bahsediyoruz. Hangi yoğunluktan bahsediyorsun sen değil mi? Farklı meyve suyu olsa buna göre sıvı basıncı ile ilgili bir şey söylemiş olsa tamam da burada hiçbir şey yok ki. Sadece sıvıların yükseklikleri farklı. Burada bakın aynı cins sıvılar sıvıların yükseklikleri farklı. B. Meyvasyonun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar. Tamam yüksekliğinin farklı olması lazım. 1 ve 4. Abi ikisinde de yüksekliği 8 santim. Ya yani yükseklik farklı olacaktı. Bu da olmadı. Bardağın yere temas ettiği yüzey azaldıkça katı basıncı artar. Abi bütün bardakların temas yüzeyi aynı. Ne konuşuyorsun? Yani sen yukarıda söylüyor bunu. Bardağın D. Bardağın toplam ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artar. 2 ve 3. Bakalım boş bardaklar aynıydı burada 6 santim meyosu burada 13 santim meyosu hangisi daha ağır olacak sıvılardan bu daha ağır olacak. Ama taban alanları ve bardak ağırlıkları eşitti. Ama sıvı miktar arttığı için yukarıdaki F yani ağırlık artacak dolayısıyla bardağın toplam ağırlığı arkadaşlar artmış olacak ve burada bu hipotezi denemiş olacak arkadaşlar 2 ve 3'ü burada denemiş olacak diyoruz. 6'ya D şıkkı diyorum ben arkadaşlar geçiyorum. Yedinci soruya evet arkadaşlar bütün sorular birbirlerinden güzel bu ay yani biraz korkuttu benim hep bir işçi içi su dolu bir tankerde suyu şekildeki havuzda mümkün olan en kısa sürede boşaltmak istiyor bunun için tankeri havuza görseldeki gibi yaklaştırıyor arkadaşlar. İşçi tankerin vanasını açıp yukarıdaki aşağıdaki vanayı açıyor. Su akışının bitmesini beklerken aşağıdaki sorunları tespit ediyor. Suyun akış hızını giderek azalmasından dolayı zaman kaybediyor. Yani gittikçe yavaş akıyor ama yukarıda kapak var. Daha kapağı açmamış. Tankerdeki su tamamen boşalmıyor. Bakın hani biz bir ters bardak deneyi yapıyorduk ya arkadaşlar. Bardağın ağzına bir şeyle kağıtla kapatırsanız ters döndürün içindeki su dışarı akmaz. Neden? Dış basınç iç basıncı dengelediği için değil mi? Aradan çıkamaz bu sıvı. Şimdi şöyle bir şişe çizelim arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir şişemiz olsun. Şuradan bir delik açın, tamam mı? Yukarıdaki kapak olsun. Şöyle burayı kapattım diyelim. Aşağıdaki su diyelim ki önce bir suyun birinci seviyesi burası olsun. Su biraz akar, akar, akar. Su ikinci seviyeye gelir ve durur. Neden arkadaşlar? Şırınganın içindeki havayı çektiğiniz gibi burada bir vakum etkisi olacak. Bu boş hava buradaki boşalan havanın yerine bir hava girmediği için suyun akışı duracak. Bakın bu şekli iyi ezberleyin arkadaşlar lütfen. İçinde su bulunan kaplar eğer yukarıdan ağzı kapalı ise bir zaman sonra içerideki hava boşluğu genişleyecek. Basınç azaldığından dolayı vakum etkisi. Vakum etkisi ne yapacak? Bu dışarıya suyu göndermeyecek. Suyu bir zaman sonra altı delik olsa bile göndermeyecek arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden dikkat edin suları çevirirken luk 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 diye böyle hava boşlukları, bir su bir hava boşluğu, bir su bir hava boşluğu değil mi? Ancak ve ancak kapağın bir tarafında delik olursa su boşalırken direkt düzgün akabilir arkadaşlar. Çünkü o boşalan havanın yerine dışarıdan hava girmesi lazım. Demek ki bir kabı, kapalı bir kaptaki suyu tamamiyle düzgün boşaltabilmek için arkadaşlar ne olacak? Yukarıdaki kabın açılması lazım. Bazı arkadaşlar diyecek ki hocam ben 1,5 lit litrelik şişeyi ters çevirdiğimde tamam e, yani dümdüz akmıyor da luk 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 diye akıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar orada ne oluyor biliyor musunuz? Alttaki boşluk çok büyük olduğu için bir su gidiyor bir hava giriyor. Bu su gidiyor bir hava giriyor. Dolayısıyla o kabın siz o bir buçuk litrelik şişenin arka kısmını siz keserseniz su hiç kesintisiz akacaktır. Benim bahsetmeye çalıştığım şey bu. Peki orada akıyor da burada niye akmıyor? Çok küçük arkadaşlar vanalarda Veyahut hatta havanın böyle hani girmekte zorlanacağı bir kısım yerlerde su akmaz. Tamam mı yani? İlla akmasını beklemeyin. O zaman buna göre içi tankerin vanasını açtıktan sonra İşemlerden hangisini yaparsa bu sorunları giderebilir. Yani suyun akmasını ne zaman sağlayabilir? Üst taraftaki kapağı açmak kesinlikle bizim anlattığımız şey. Desteğin üzerindeki kolu yukarı kaldırmak. Bunu yukarı kaldırırsa arkadaşlar şöyle buradaki basıncı artar. Alttaki sıvı değil mi? Hani suyu ters çevirmişiz gibi alta çevirmişiz gibi değil mi? Yine bir yandan hava girer bir yandan su çıkar. Bu da arkadaşlar. Suyun akmasını sağlar. Desteği kolundan aşağı indirmek bu sefer vanayı yukarı kaldırır. Şöyle olur arkadaşlar bana tamam mı? Bu sefer akması su zaten buraya dolar değil mi? İçeride kalan su. Vanadan hiç akmaz. Kesinlikle yanlış. Cevabımızı 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. 8. soru. Buna göre batık anforalarla ilgili yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olabilir? Çıkarımlardan hangisi doğru olabilir? Batık anforalarla ilgili. Bakın buradaki batık anfora değil. Batık anforalarla ilgili bütün hepsiyle. Antik çağlarda zeytinyağı, tahıl gibi gıdaların gemilerle taşınması sırasında anfora adı verilen kilden yapılmış testlerin kullanıldığı bilinmektedir. Yandaki fotoğrafta su altı arkeologları tarafından batık gemide bulunan birkaç anfora görülmektedir. Bulunan anforaların üzerinde yanıklardan yola çıkarak geminin yanma sonucu batmış olma ihtimali üzerinde durulmaktadır diyor. Tamam. Şimdi batık amforalarda yaşayan canlılar zamanla amforaların fiziksel ve kimyasal yapısını değişmiş, değiştirmiştir. Doğru olabilir diyor. Yani olmaması için bir sebep var mı? Hani içinde yaşayan canlılar kimyasal fiziksel yapısını yemiştir onu ne bileyim belki dışkısıyla falan böyle kimyasal e, değişme uğramıştır. Su tarafından uğramıştır. Bakteriler tarafından uğramıştır. Olabilir. Olabilir dediği zaman alan geniş arkadaşlar. Bu olabilir. Zamanla batık amforaların üzerinde oluşan çatlak ve kırıklar amforaların kimyasal değişime uğradığını gösterir. Arkadaşlar çatlak ve kırık fiziksel değişimdir. Kimyasal değişim değildir arkadaşlar. Geçtik. Batmadan önce, batmadan önce arkadaşlar gemide meydana gelen yangın amforaların sadece dış görünüşünde değişiklik meydana getirmiştir. Şimdi arkadaşlar bu dönemi bilemediğimiz için sadece dediğinden dolayı arkadaşlar sadece demek kesinlikle manası katar. Dış görünüşünde belki içinde de meydana geldi arkadaşlar değil mi arkadaşlar? Belki ne bileyim kimyasal yapısında da meydana geldi. İlla fiziksel dış görünüşünde bir sıkıntı yok değil mi? Burayı da geçiyoruz bu yüzden. Batı kanforlarının üzerinde biriken katı atıklar Amforaların sadece kimyasal yapısını değiştirmiştir. Fiziksel yapısını niye değiştirmesin arkadaşlar? Bakın bu sadece kelimesi. C'yi de eleyen sadece kelimesi. D'yi de eleyen sadece kelimesi arkadaşlar. E, bakın dış C'de deseydi ki dış görünüşünde meydana getirmiştir. Olabilir. Ama sadece dış görünüşünde dediği için elendi. Anladık mı arkadaşlar? Bu da bu yüzden eleniyor. Cevabımız bu yüzden Adana olur arkadaşlar. Burada bakın. E, yukarıdaki amforaların yanmasıyla ilgili bilgi verdi. Aşağıda biz arkadaşlar ne yaptı? Fake attı. Dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat. Yine kaliteli bir soru. Hidroklorik asit HCl türetisinde çinko metali parçaları eklenerek aşağıdaki kimyasal tepkime meydana getiriliyor. Şimdi birinci durumda HCl türetisi ellenme yer çinko parçaları balonun toplam kütleleri. Bak balon var. Bu ellenme yer dediğimiz cam e, deney kabı ve çinkolar hepsinin kütlesi 200 gram. İkinci durumda çinko parçaları HCl çözesinden atılmaz, Balon öllenmeyen ağza takılıyor ve gaz çıkışı oluyor arkadaşlar değil mi? E, asitler metallerle hidrojen gazı açığa çıkarıyordu. Bunu da biliyoruz. Ardından kabın biraz ısındığı gaz sıkışı oldu. Yani kimyasal reaksiyon. Balonun şiştiği ve kabın dibinde beyaz çökelti. Yani bu kimyasal reaksiyonu gösteriyor. Oluşmaya başladığını gözlemleniyor. Üçüncü durumda gaz çıkışı bittikten sonra balonun ağzı bağlanarak e, ağzı bağlanarak kaptan alınıyor ve geriye kalan kabın kütlesi Ölçülüyor 180. Şimdi birinci durumda balon, erlenmeyer, HCl, çinko hepsi 200'dü. İkinci durumda ayrılanlar kimler? Kap ve içinde oluşan bak balon balon artı gaz eşittir arkadaşlar 20 gram olacak tamam mı? Sadece gaz diyemezsiniz balon da var burada dikkatinizi çekiyorum. Tepkime sonucunda çinko hangisi doğrudur? Çinko atomları yok olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar kimyasal tepkimede hiçbir element yok olmaz arkadaşlar tamam mı? Kimyasal bir de tepkimeye girmiştir. Farklı bir madde oluşturmuştur ama yok olmuştur denilmez. Balonu şişme de olan gazın kütlesi 20 gramdır. Balon artı gaz 20 gram arkadaşlar. Sadece balon, balonun içindeki gaz 20 gram diyemeyiz bunu da. Tepkimeye giren maddenin toplam kütlesi 200 gramdan azdır. Arkadaşlar tepkime giren maddeler şimdi burada balon, Erlenmeyer, HCl ve çinkonun hepsinin ağırlığı 200 ise HCl ile çinkonun kütlesi 200'den az mıdır? Kesinlikle doğru. Bak ne kadar doğru değil mi? D'yi de okuyacağım ha. Tepkimede balon uçmasına olan yeni atomlar, yeni atom bakın yeni madde oluşmuş şurada yeni atom değil. Atomlar değişmez. Kimyasal tepkimede atom cinsi, atom sayısı değişmez arkadaşlar. Tamam mı? Yeni bileşikler meydana gelir. Dikkat ediyoruz. Onuncu ve son soru arkadaşlar. Bir laborant üzerinde pH değerlerine göre şişelere rafa dizilecektir arkadaşlar. Şimdi burada K'daki 4 olacak o zaman pH. L'dekinin de 13 olması lazım. Hepsini sıralamış ya boşlukları var. Son kalan iki şişenin üzerinde etiket olmadığını fark eden laborant yerleştirmeye devam edilmek için bazı işlemler yapacaktır. Kalan şişeleri doğru bölmeye yerleştirmek için laborantın yapacağı en uygun işlem. Şimdi bu şu demek. Aşağıdaki cevapların birçoğu doğru ama en uygununu soruyoruz diyor. Anladınız mı? O yüzden yanıldınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyecek ki hocam şişenin içindeki maddenin tadına bakmalı. Tadı ekşi olan K yani asitse K acı olan L. Bu doğru değil mi hocam? Doğru arkadaşım ama ya asit adamın ağzını yakar. Bazı adamın dilini parçalar bu kadar yoğun baz. Ne olacak? Çok acıdır bu. Bu uygun değil. Geç bunu. Bu doğru ama en uygununu soruyor. Lütfen soruya göre. Bu maddelerin elektriği iletip iletmediğine bakılmalı. İleteni arkadaşlar ikisi de elektriği iletir. Asit bazlar geç. Şişenin içindeki maddeleri eline dökmeyin. Ele kayganlık hissi veren bazlar kayganlık hissi. Asitler de arkadaşlar neydi arkadaşlar? Eli tahriş eder, yakarlar. L bölgesinde diğerinde K bölgesine koymalıdır. Ya bu da doğru ama en uygun bu değil. Adam elini niye yaksın? Bakalım daha uygun bir şey var mı? Turnusol kağıdı kullanmalı. Mavi turnusolu kırmızı çevirene K bölgesinde. Yani asitse Asit olan K'ya. Kırmızı turnusolu mavi içi verene de L'ye. Bu da bas. Niye elini incitsin, yaksın, ne bileyim içsin, tadına baksın? Abicim turnusol kağıdı dururken asit bazı ayırmaktan daha kolay bir şey var mı? Anlaşık mı? İşte bu yüzden cevabımız deniz oldu. Arkadaşlar açıklama kısmımızda 8. sınıf matematik öfen dersleri bulunuyor. Konu anlatımları, soru çözümleri hepsi bulunuyor arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bizi takip edebilirsiniz. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.